Bu dersimizde de rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde yer alan komisyonların, kurulların görevlerine bakalım arkadaşlar. Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonunun kuruluşu ve görevleri. İl milli eğitim müdürlüklerinde rehberlik hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu oluşturulur. Bu komisyon Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Burası önemli. Bu komisyonun sekreterya hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi tarafından yürütülür. Tekrar ediyorum sekreterya hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yer alan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi tarafından yürütülür. İl Milli Eğitim Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısının veya Şube Müdürünün başkanlığında kurul sorumlu ilçe şube müdürlerinden merkezi müdürlerden rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinden yine burada yer alan rehberlik hizmetleri bölüm başkanlarından örgün ve yaygın eğitim kurumlarının her tür ve kademesinden seçilen en az birer müdür ve bu kurumlarda görev yapan en az birer rehberlik öğretmeninden oluşur. O zaman tekrar sayalım bence. Şimdi İl Milli Eğitim Müdürü ya da Müdür Yardımcısı ve şu veya Şube Müdürü Başkanlığında toplanıyor. Kimler var? İlçe Şube Müdürü, Rehber Özel Eğitim ve şunu söyleyelim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu ilçe Şube Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, yine Rehberlik ve Araştırma Merkezinde yer alan Bölüm Başkanlarından, Okullarda yer alan her tür ve kademeden en az birer müdür ve en az birer rehberlik öğretmenden oluşur bu kurul. Bu komisyona gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, yerel yöneticiler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kurum temsilcileri davet edilir. Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu'nun görevlerine bakalım şimdi. Eylül ayında yapılacak toplantıda İl ve ilçelerde gerçekleştirilmesi düşünülen rehberlik hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirler, değerlendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik karar alır. Haziran ayında yapılacak toplantıda ise il ve ilçelerde yapılan rehberlik çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Yine her iki toplantıda alınan kararların toplantıların yapıldığı ay içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığına gönderilmesini sağlar. Rehberlik öğretmeni olmayan eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için alınacak tedbirleri karara bağlar. Açılmasına ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilgili değerlendirmede bulunur. Alınan kararlar doğrultusunda bakanlığa gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teklifte bulunur. Yine rehberlik araştırma merkezlerinin çalışma bölgelerini kapasitelerine göre her yıl değerlendirir. Mahalli hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve teklifi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Yine aile, öğrenci, öğretmen ve idareciler ve diğer kamu personeline yönelik rehberlik hizmetlerine ilişkin düzenleyebileceği eğitim etkinlikleriyle ilgili teklifte bulunur. Geçelim şimdi rehberlik araştırma merkezine. Rehberlik araştırma merkezi bölümlerinin bölümleri il veya ilçelerdeki rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla faaliyet yürüten rehberlik araştırma merkezleri rehberlik hizmetleri bölümü ve özel eğitim hizmetleri bölümünden oluşur. İki bölümden oluşuyor. Rehberlik hizmetleri bölümü, özel eğitim hizmetleri bölümü. Görevi neymiş? Şunu tekrar okuyalım. Rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen bir, yürüten bir nedir? Kurumdur herhalde. Neyse. Rehberlik hizmetleri bölümünün görevlerine ve e, özelliklerine bakalım şimdi. Rehberlik Hizmetleri Bölümü, bölüm başkanlığının sorumluluğunda, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü tarafından görevlendirilen yeterli sayıda personelden oluşur. Bunlar yıllık çerçeve planı hazırlarlar. Rehberlik öğretmenleri ile dönem başlarında ve yıl sonunda olmak üzere en az 3 defa toplantı düzenlerler ve değerlendirme raporu hazırlar ve sonuçları izlerler. Yıllık çalışma programı ile Çalışma raporlarını inceler, değerlendirir, yine sonuçları raporlaştırır ve rehberlik ve araştırma merkezi müdürüne iletir. Bireylere randevu verir, danışan dosyası açılır, gerekli psikolojik yardım hizmeti verilir. Psikolojik ölçme araçları, danışan dosyaları ve diğer kayıtların güvenliği ve gizliliği sağlanır. Unutmayalım, kimin görevi? Rehberlik hizmetleri bölümünün görevleri. Devam ediyoruz yine grup rehberlik etkinliklerine yönelik programlar hazırlar. Psikolojik ölçme araçları bilimsel standartlara ve etik ilkelere göre uygulanır burada. Rehberlik hizmetleri verilir bireylere. Psikolojik danışma hizmeti rehberlik öğretmenleri tarafından verilir yine. Danışanlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. Bölüm hizmetleri ile ilgili eğitim etkinlikleri düzenlenir ilgili bilimsel gelişmeler izlenir, uygulamalardan yararlanılır. Rehberlik öğretmenlerine ve eğitim kurumu idaresine yönelik rehberlik hizmeti verilir. Rehberlik öğretmeni olmayan okullara yönelik gerekli çalışmalar planlanır, uygulanır. Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve gereçlerin tespiti, temini ve rehberlik servislerine dağıtımı için yapılacak çalışmalar planlanır, yürütülür bu bölüm tarafından rehberlik hizmetlerine ilişkin yayınlar oluşturulur, eğitim kurumlarına ulaştırılır, müşavirlik hizmeti verilir yine destekleme kapsamında, eğitim etkinlikleri düzenlenir ve uzman desteği alınır gerektiğinde. Kimin görevlerine bakıyoruz arkadaşlar unutmayalım. Rehberlik hizmetleri bölümünün görevleri bunlar. Rehberlik hizmetleri bölümü. İhtiyaç duyulan hizmeti sunar yine. Tercih danışmanlığı yapabilir. Aynı zamanda rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına gerektiğinde rehberlik araştırma merkezinde ya da rehberlik araştırma merkezinin sorumluluk alanında yer alan eğitim kurumlarında görev yapan bir rehberlik öğretmeninin katılımının sağlanması için planlama yapar. Şimdi rehberlik hizmetleri bölümüne baktık. Şimdi de özel eğitim hizmetleri bölümüne bakalım. Görevlerine bakalım. Özel eğitim hizmetleri bölümü bölüm başkanının sorumluluğunda Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü tarafından yeterli sayıda görevlendirilen personelden oluşur. Bunlar tarama faaliyetlerini planlanlar, eğitim, eğitsel değerlendirme ve tanımlama hizmetlerinden yararlanarak bireylere randevu verilir, dosya açılır, gerekli hizmetler sunulur. Yine bireylere ilişkin düzenlenen rapor ve bilgilerin gizliliği sağlanır. Aile eğitim programları düzenlenir sonuçlar izlenir ve değerlendirilir. Veli, idareci ve öğretmenlere özel eğitim hizmetleri konusunda gerekli destek sunulur. Üniversite ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılır. Çalışmaları izlemek için il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile gerekli çalışmalar yapılır. Yine eğitim etkinlikler düzenlerler. Özel eğitimi ihtiyacı olan öğrencilerin okula uyum süreci takip edilir. Psikolojik ölçüm araçları ile diğer araç gereçlerin tespiti, temini, geliştirilmesi ve rehberlik servislerine dağıtımı için yapılabilecek çalışmaları planlar, yürütür. Yine özel ihtiyacı eğitime ihtiyacı olan bireylere, ailelere, öğretmenlere, eğitim kurumlarına yönelik özel eğitim hizmetlerine ilişkin yayınlar oluşturur ve eğitim kurumlarına ulaştırır bu yayınları. Yine kendi bölümüyle ilgili bilimsel gelişmeler izlenir, gerektiğinde diğer kuruluşlarla, üniversitelerle işbirliğine yapılır. Bölüm içerisinde özel eğitim değerlendirme kurulu oluşturulur. Kimin görevlerine baktık? Unutmayalım. Özel eğitim hizmetleri bölümü. Şimdi geçelim rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevlerine. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin ilgili mevzuata uygun olarak çalışmasında İlde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısına veya şube müdürüne. Kime karşı sorumlu? Tekrar ediyorum. İlde il özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısına veya şube müdürüne. ilçede ise özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürüne karşı sorumludur müdür. Müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapar. RAM müdürü. Bölüm hizmetlerine uygun ve deneyimli bir personeli bölüm başkanı olarak görevlendirir. Merkezin bölümlerinde uygun şekilde görevlendirilmesini personelin ve iş bölümünü ilgili bölüm başkanının görüşünde alarak yapar. Bölümlerin çalışmalarını izler, program, rapor ve projeleri inceler, onaylar ve sonuçları değerlendirir. Psikolojik ölçme araçlarının danışan dosyalarının ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini standartlara uygun olarak kullanılmasını sağlar. Yine bölümler arası çalışmaları koordine eder müdür. Çalışma raporunun elektronik ortama aktarılmasını, yeni eğitim yılı çalışma programlarının hazırlanmasını sağlar. Merkez komisyonuna başkanlık eder. Gerekli çalışmaları yürütür. Yeni gelişmeleri izler hizmetlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Devam ediyoruz müdürün görevlerine. Araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalar yapar. İl danışma komisyonu toplantılarına katılır. İl veya ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Gerekli sağlık hizmetleri için görev bölgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan birimlerle işbirliği yapar. Mahalli hizmet içi eğitim planının alınması için gerekli önerilerde bulunur, çalışmaları izler. Yine etkinliklerin gerçekleştirilmesini sağlar. Personelini etkinliklerde görevlendirir müdür. Hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarına katılır. Stratejik planın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Yılda en az 3 araştırma yapılmasını sağlayarak hazırlanan raporu ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Rehberlik araştırma merkezi çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak amacıyla kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır. Yine bu merkezde oluşturulacak kurul ve komisyonları belirler. Yine çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlar RAM müdürü. Geçelim şimdi müdürün görevlerini gördük. Müdür yardımcısının görevlerine bakalım. Görevli memurlarla yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin iş bölümünü düzenler. Bölümlerin ihtiyaçlarını belirler ve gerekli önlemleri alır. Yine bölümlerden gelen rapor ve yazıların yazılmasını sağlar. Personel, özlük, bütçe, ayniyet gibi demirbaş hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Satın alma işlerinde müdürün vereceği görevleri yapar. Muayene, teslim alma, sayım komisyonlarına başkanlık eder ve bu konulardaki işlemleri yürütür. İşte toplantı salonu, arşiv, depo gibi mekanların düzenli bir şekilde hizmete hazır bulundurulmasını ve korunmasını sağlar. Hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili rehberlik ve araştırma merkezi çalışmalarına katılır. Pardon. Gelen kişilere bölümüyle ilgili bilgi verir müdür yardımcısı. Bu kişilerin rehberlik ve araştırma merkezindeki çalışmalarını düzenler. Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekalet eder. Ve diğer müdürün vereceği diğer görevleri yapar. Geçelim şimdi bölüm başkanının görevlerine. Bölümün işlerini planlar, işbirliğini sağlar, çalışmaları izler. Hizmetlerin yürütülmesi için gerektiğinde diğer bölümlerle işbirliğini sağlar. Branşı ile ilgili çalışmalara katılır. Toplantılar düzenler, aynı zamanda düzenlenen toplantılara katılır. Etkinlikleri ve katılımcıları müdüre önerir. Bölümün yıllık çalışma programını ve raporunu bölüm personeli ile birlikte hazırlar ve Rehberlik Araştırma Merkezi müdürüne iletir. Yine kayıtların usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Diğer görevleri yapar. Şimdi rehberlik öğretmeninin görev ve sorumluluklarına bakalım. Rehberlik araştırma merkezinde bulunan bölümün çalışmalarını yürütür. Rehber öğretmeni rehberlik servisinde yürütülen hizmetlere destek verir. Bireylerin kendini tanımasını sağlar. Gelişimlerini destekler. Öğretmenlere ve idarecilere, ailelere yönelik eğitim programı ve grup rehberliği ile bireysel veya grupla psikolojik danışma çalışmaları yapar danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar, psikolojik ölçme araçlarını kullanır, sonuçlarını değerlendirir, gerekli durumlarda ilgili bölümlere sevk eder, psikososyal, psikososyal koruma, önleme ve krizde müdahale hizmetleri ekibinde yer alır. Kim? Rehberlik öğretmeni. Yine kayıtların güvenliğini ve gizliliğini sağlar. Rehberlik öğretmeni olmayan okulların rehberlik çalışmalarına destek verir görevlendirilirse. Yine görevi ile ilgili araştırma, yayın, proje, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara katılır. Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde görev alır. Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli en az iki öğretmen ile birlikte aile ziyareti yapar ve diğer görevleri yapar. En az iki öğretmenle yapar aile ziyaretini unutmayalım. Şimdi Özel eğitim öğretmeninin görevlerine ve sorumluluklarına bakalım. Özel eğitim öğretmeni bu bölümün çalışmalarını yürütür. İdareci yani görevlendirildiği bölümün çalışmalarını yürütür. İdareci öğretmene ve aileye bilgi verir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır. Bireylerin engel türü, engel türü ve derecesine, gelişim özelliklerine uygun eğitim planını hazırlar ve sonuçlarını değerlendirir. Yine işbirliği içerisinde çalışır uzmanlarla. Görüş ve önerilerini özel eğitim değerlendirme kuruluna sunar. Eğitim etkinlikleri düzenler velilere, öğretmenlere, idarecilere yönelik. Yine görevlendirilmesiyle ilgili diğer kurullarda görev alır. Rehberlik araştırma merkezinde görevli en az iki öğretmen ile birlikte yine aile ziyareti yapar. Yine alanı ile ilgili diğer görevleri yapar. Şimdi özel eğitim öğretmeninin görevlerine baktık. Bir de diğer personeller var. Rehberlik ve araştırma merkezinde gerektiğinde çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, eğitim programcısı, psikometrist, psikoloğu, fizyoterapist ve ergoterapist görevlendirilir. Bunların tanımlarını öğrenin bence. Merkez komisyonu ve görevlerine bakalım. Merkez komisyonu rehberlik ve araştırma merkezinde görevli idareci ve öğretmenlerden oluşur merkezi çalışmalarının bütünlük içinde yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili konuları görüşmek üzere yılda en az iki kez müdürün başkanlığında toplanır merkez komisyonu. Bölüm çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda planlar ve yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirir. Yapılacak olan araştırmaları planlar, görevlendirilecek bölümü ve diğer bölüm personelini belirler. Rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirler. Yapılacak faaliyetler ve alınacak önlemlere ilişkin ilgili birimlerle işbirliği yapar. Yine ihtiyaçlara ilişkin projeler üretilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Şimdi bu dersimizde merkez komisyonunun görevlerine, özel eğitim öğretmeni, rehberlik öğretmeninin görevlerine, bölüm başkanlarının görevlerine, yine rehberlik araştırma merkezi müdür yardımcısının ve müdürünün görevlerine bakmış olduk. Özel eğitim hizmetleri bölümüne baktık. Rehberlik hizmetleri bölümüne baktık. Bir sonraki dersimizde yine rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde yer alan kuruluşlara görevlerine bakmaya devam edeceğiz.